Şimdi de ekleme yapmayı görelim arkadaşlar. İlk metodumuz append. Yine bulut isimli div klasımı seçiyorum. Şu ana kadar ben hep bulut isimli div klasımı kullandım. Kolaylık olması açısından. Seçiciler konusunda işlediğimiz dersteki bütün seçicileri yine bu işlemler için kullanabilirsiniz. Kolaylık olması açısından biz sürekli bulut isimli div klas üzerinde çalıştık. Append metoduyla yeni eklenen yazı şeklinde bir yazı yazalım ve bu klasın içeriğinin sonuna bir ekleme yapacaktır arkadaşlar. Bakın bu şekilde yeni yazımız buraya eklendi ve bu metotların içerisinde HTML elemanları çalıştırabiliriz. Mesela burada da strong ekleyelim yazı şeklinde. Bakalım, evet, gördüğünüz gibi HTML elemanlarım da yorumlanmış oldu. Şimdi de yazının öncesine, içeriğin öncesine ekleme yapmak için prepend metodunu görelim arkadaşlar. Yine benzer bir şekilde. Tabi burada br vardı ilk başta. Onu silebiliriz. Eklemiş olduk öncesine. Peki bu bulut isimli class elemanından sonra bir ekleme yap dersem, yani şu an içerik içerisinde sonuna ekleme yapıyoruz veya öncesine ekleme yapıyoruz. Fakat sonra bulut isimli class'tan sonra bir ekleme yap dersem bunun dışında bir ekleme yapacaktır. Ve tabi bunun içerisinde bir div ekleyebiliriz, bir paragraf ekleyebiliriz. İstediğimizi ekleyebiliriz. Biz image ekleyelim. Bir resim ekleyelim. Resim png. Şunu silebilirim. Bir genişlik verelim. 200 piksel olsun. Sonrasına bir resim eklediğimizde gördüğünüz gibi öncesine eklemek istersek before metodunu kullanabiliriz. Tabi bu resim ekleme işlemini append ile de yapabilirdik. Şimdi daha kolay anlaşılacaktır. Gördüğünüz gibi divimin içinde bir ekleme yaptı. Sonuna bir ekleme yaptı arkadaşlar. Ekleme işlemleri bu şekilde.